Merhabalar, ben Kötis Köte ve Kötis'ten New Horizons'ın 76. bölümüne, evet 76. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm sizlerle kültürlü adamın emi sistemini yani Logistics Pipes'ı devam edeceğiz. Bölüm arası bolca craft yaptım ve dolayısıyla aslında göreceksiniz şu an buradan bir şeyler geçiyor. Ve ilginç bir bloğa bağlı. O ilginç blok ne? Logistics Request Table. Evet. Önceki bölüm bitirmeye çalıştığımız ancak craft'ı biraz zahmetli olduğu için bitiremediğimiz arkadaş buydu. Ve gel gelelim. Buraya. Evet, buranın dizaynı böyle. Şu an bunlar sadece bağlı. Bunlar henüz bağlı değil. Şimdi burada bu şuraya dur. Yeter ranch'im nerede benim? Ay geç bir saniye. Greg Ranch ile bağlanıyor mu? Yok, bağlanmıyor. Evet. Buildcraft Ranch istiyor. Şimdi öncelikli olarak burada ufak bir değişikliğim var. Şunu Mark II'ya geçirdim. Daha hızlı olur diye. Gerek yokmuş. Yani bolca Mark II craft ettim de benim için gereksizmiş. Evet. Buna normal item... Ha bir de dur. Buna polymorphic item signature koydum ve dikkat ettiyseniz onun yanında ayar kısmı yok. Ancak bunun var. Şimdi burada ne yaptım? Bu default route yes olarak işaretli. Yani bunun anlamı ne? Bunun anlamı sistem nereye koyacağını bilmediği bir item'a denk gelirse bunu atıyor. Ya da mesela diyelim iron ingotlarımız doldu. Umarım. Umarım dolar. O iron ingotları artık buna atmaya başlayacak. Ta ki orada yer açılana kadar. Devamında polimorfik yani polimorfiğin olayı ne? Polimorfik bu envanteri tarıyor. Yani bunun durumunda şunun hepsini tarıyor. Ve işin sonunda direkt olarak bunları teknik olarak şuna atamış gibi düşünüyor. Yani burada gördüğü bir item'ın default route'unu bu olarak tanımlatıyor. Ya şey. Ya şu an şu Dark Steel'i alıp sisteme koysam Dark Steel hedef olarak burayı görecek sadece. Devam ediyorum. Aynı şekilde bu da polymorphic item sync. Bu da polymorphic. Bu. Bunda biraz değişik. Bunda mod based item sync modülü. Burada bir item'ı tanıttığınızda onun modunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Ah. Ve add dediğinizde bu listeye ekliyor. Bunun anlamı başka bir yerde atanmamış ve o moda ait bir item varsa eğer ah. Boğazım kurudu. Evet. Başka bir yerde atanmamış ve o moda ait bir item varsa eğer buraya hedef olarak görecek. Yani şunu mesela sisteme koyarsam eğer ya da boş verin. Şunu eğer sisteme koyarsam buraya hedef olarak pardon. Burası normal polymorphic item sync. Bu da polymorphic item sync. Ve bu şekilde. Bunlar da bu şekilde. Şunları henüz düzgün yerler bulamadım. Bunları bulacağım. Bir düzen oturtacağım. Şurayı da biraz genişleteceğiz. Vesaire vesaire vesaire. Ama şimdi ufak bir sıkıntıyı göstermek istiyorum size. Mesela ben bir stack redstone istiyorum. Evet. Sıkıntıyı sanırım şimdiden anladınız. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Evet, şimdi daha iyi anladınız. Evet, sorunumuz bu. Fakat bunu çözmenin de bir yolu var. Speed Upgrade. Ve yapı bastığı ya bas kolay. Assembler'a lubricant koyacağız. Şimdi öncesinde buna ihtiyacı var.
Chipped. Circuit plate. Tin foil. Fine copper wire. Şimdi. Fine copper wire. Bana senden biraz daha lazım o yüzden. Tamamdır. Tinim var, tin foilim var mı? Çok az var. Request. Burada biraz tin yokmuş. Dursun, doğru olmaz. Sonrasında başka ne lazım? Oops. NAND chip lazım. Dört tane işim diyorum. Sen 9'da kalmışsın. Bir nerede? Ha, dur, bunu dönüştürmüştüm değil mi? Evet. Tamamdır. Başka ne lazım? Şu zamazingolar. Ve benim biraz da soldering iron yapmam. Bu zaman zingoları ben nereye koyayım? Buranın şu anki sıkıntısı... Heh, tamamdır. Ve bir de... Soldering Iron. 10 tane alalım. Bu... Bana... Bir tane Soldering Iron yeter. Evet, Fluid Extractor'da yapmam lazım benim. İyi fark ettiniz. Ben fark etmemiştim. İki tane Soldering Iron. Teşekkürler. Assembler. Gel bakalım. 18 istiyorsun, değil mi? Bolca tin foil de yapalım. 18. 17 olsaymış keşke. Mis gibi Teoman esprisi yapabilirdim. Ama olmuyor. Ve daha yerleştirelim. Evet, ilk setimiz hazır. Şimdi bana elektrik piston lazım. Saniye. Sadece 3 tane yapabiliyorum. Neyse, şimdi sadece bir tane yapalım. Steel rods, small. Ne eksik? Tin kablo var. Steel zımbırtıların hiçbiri yok. O zaman gel bakalım. Tamam, burası hazır. Burası istediğim kadar hazır. Ve benim biraz daha elektrik motor yapmam lazım. İki set yapalım.
Ardından bir de burada sen ve sen. Sen gel. 1, 2. 1, 2. Şunları koyduğumuzda bunları illa buraya çekeceğiz. Thinking bu. Ha dur gerekenleri çekiyormuş buraya. Tamam. Güzel. Tamam. İyiymiş bu. Şimdi kayganlaştırıcımız sende vardı. Tamam. Bize başka heat upgrade. Bize başka ne lazım? Green Lunar. Glowstone. Request. Gel bakalım. Geldim. Tamam. Voila. Tamamdır. Sizler şurada bir karışın. Glowstone varmış zaten burada. Benim gözüme bir şeyler geliyor. Fazla yorulmuşum. Evet. Aşağıdakinde ne kadar var? Aşağıdakinde varsa çünkü o daha hızlı. F4. Gel bakalım. Bir. İki. Bir. Dın 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 dın. İki. İki speed upgrade. A. Üç speed upgrade. A. Şimdi şunu şuraya koyarsam eğer. Evet. Yeterenç. Ama gözükmüyor. Neyse. Şimdi mesela bir tane Rotom Flash isteyeyim. Hala yavaş. Şimdi buraya gönderdiğimde ki haline bir bakacağım. Ne şekilde hızlanıyor burada? Bundan geçtiğinde hızlanması lazım. O kadar hızlanmıyormuş. Bakalım ikinci bir speed upgrade koyabiliyor muyum buna? Koyabiliyorum. Aynı şekilde bunu deneyelim. Evet. Bunu daha da hızlı, bayağı bir speed upgrade yapmamız lazım. Ama sanırım speed upgrade genel sistemi uygulanıyor. Burada yanılıyorum. Neyse onu biraz kurcalayacağız. Bunun yanı sıra benim yapmam gereken bir arkadaş daha var. Chessie Pa 1. Ve seni nereye koyabilirim?
Bunu düşünüyorum. Şurası olabilir sanki. Tamam. Üstüne bir tane iron chest. Tamam. Bu da şimdi extractor. Evet. Extractor modül. Mark 2. Bu da upgrade oluyormuş. Mark 2'ye ama Mark 3'ye olmuyor. O zaman Mark 2 yaparız. Diamond Chip, sen kolaysın. Tamam. Ha dur. Mark 2. Ha bu Advanced Extractor modüle geçmiş. Tamam. O zaman normal Extractor modülü yapalım şimdi. Ne lazım? Circuit Assembler. Basic Circuit. Lapis Plates. Blue Dumar. Steel Ball. Steel Bolt yapalım hemen. Bunları da otomatikleştirmem lazım. Paçi ne haber? İlla video çekerken geleceğim diyorsun, öyle mi? Tamamdır. Steel Bolt. Tamam. LV Circuit. Şimdi. Gel, 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 gel. LV Circuit'im var mıydı? Heh, tamamdır. Mikroprosesör. Bir tane. Tamam. Anladık, 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 anladık. Sevgi istiyorsun. Tamam. Blank modülüm kalmış. Mikroprosesör, bir de ne lazım? Başka? Lapis plate. Üç tane lapis lazım. Bir tanesi plate olacak. Gelsinler bakalım. Evet ve kompresör. Kompresol. Paçi, paçi. Ha, yatı. Öyle. Aferin. Uslu bir kız ol ve yat babanın kucağında. Tamam. Şimdi şunu da koyalım. Başka ne eksik? Blue Dumar. Tamam. Anladık. Bak yalamak yok. Ha, bunu kabul etmedi. Bu var. Dört tane gerekiyordu zaten. Her türlü eksikmiş. Ve bunlar da hazır olduğuna göre şimdi siz de gelin. Ve dın. Yeni zımbırtımız hazır ve nazır. Ya bir anda beklemedik anda saldırıda tamamdır. Şimdi şunun ayarlarına bakalım. Ekstraktör modülü. Tamam. Ve ups, pipe'lar. Pipe olmadan logistics pipes pek olmuyor. Değil mi?
Neticede adı üstünde. Logistics Pipes. Borular. Mantıkçıl da borular. Ve şimdi mesela. Ops. Mesela steel ingot. Şurada mesela ne kadar steel'im var şu an? Steel ingot. 486 tane. Aşağı inelim. Tamam. Gidiyor. Gidiyorum. Gözümün yaşlı. Hatırım. Evet. Ve... Voila. Yerleşti. 488. Soldering ayarımızı koyalım şöyle. Evet. Ha tabi bu Mark 1 olduğu için part part atıyor. Bu ingot ingot mu atıyor? Evet ingot ingot atıyor. Bunu upgrade etmemiz farz. Evet basitçe durumumuz bu. Evet. Şimdi sıradaki iş için gerekenleri hazırlayıp geliyorum. Evet ve geri geldim ve şimdi sizlerle ilginç bir şey yapacağız. Şöyle gelin. Evet. Bir görev yapacağız. Bir de oksijen sel lazım bana. Oksijen. Gel bakalım. Kaç tane istiyordun? 15. Tamam. 15 oksijen sel. Hazır ve nazır. Ardından mikser. Titanium. Baryum ve copper. Ve beraberinde 2. Evet. Mikslemeye başlasın. Ve bu bize ne verecek? Bu bize bunu verecek. Sonra bunu normal pişiriyormuşuz. Güzel. Emin olalım. Ha yok. Blast Furnace'dan geçiriyormuşuz. Nitrojen ile. Bayağı yavaşmış. Tamamdır. Sonrasında bu bize superconductor bir base wire oluyor. Onu sonrasında şunlarla birleştirerek Tiny Titanium Fluid Pipe, Electric Pump ve Helium Cell şurada şu şekilde elimize dın. Superconductor wire oluyor. Superconductor wire nedir diye soracak olursanız voltaj kaybı sıfır olan bir kablo. Yani redstone alloyu kabloyu hatırlıyorsunuz. Onun güncel versiyonu. Ve her voltaj tipi için var. Evet bunları işleye dursun. Ben de 32 titanyum. Tiny Titanium Fluid Pipe. Yani bunun anlamı benim 16 tane Titanium'a ihtiyacım var. Gelirken göremiyoruz. Ve Tiny Pipe. İtsy bitsy tiny miny pipe. Gel bakalım. Uzunk. Nasıl hazır? Elektrik pump. Evet bunu yapmam lazım. Bunun anlamı bolca. Elektrom ingotum da az kalmış. Benim aslında bolca da baryum toplamam lazım. Yani bayağı işim var aslında. Bir ara Nether'a gideceğim oradan. Toplayacağım full metal. Gideceğim falan.
Evet. Ah, bunun anlamı bölüm arası bayağı bir angarya var. Buna geçiyorum çünkü bununla beraber hem fabrikamın enerji efektifliğini arttırmak istiyorum. Bunun bir de bu arada medium voltaj versiyonu da var, ona da girişelim hatta. Medium voltaj süperkondüktör. Bu çok daha kolay. Gördüğünüz üzere. Ama şurası aynı. Bu kadmiyum ve magnezyum istiyor. Bolca var. Şimdi 5 kadmiyum, 1 magnezyum. Ben bunu pardon, kadmiyum 20 magnezyum. Ve 6 oksijen sel. Bunun anlamı 24 oksijen sel. Evet. ...24 oksijen sel. Gel bakalım. Bunları da tabii otomatiğe bağlayacağız. Çünkü şu an zaten ekstrem voltajda ilerlemeden önceki planlarımız tamamen. Tamam, burası okey. Sizler hazır mısınız? Hazırsınız tabii ki de. Bir. Şunları şimdi şöyle koyacağım. Aslında ben büyükleriyle girişecektim de oyun benden küçüklerini yapmamı istedi. Şimdi. Bir. Ve bunu Blast Furnace'da pişireceğiz. Ne istiyor? Koşulları ne? High voltage istiyor. Bir. Tamamdır. Heat kapasite 3300. Tamamdır. Karşılıyoruz. Otuz tane empty cell, gel bakalım. Burada 32 tane varmış. Evet. Sen müsaitsin. Oh. Sen hangi? Oh. Siz biraz bekleyeceksiniz çünkü bayağı değerli bir şey. Hatta şunu o esnada işleyebilirim. Evet, bu biraz hayallerimize balta koydu ancak zaten bölümde bitmek üzere. Ah. Ne haber Paçi? Mikrofonu yalamak yok. Şimdi sodyum lazım bana. Sodyum. Sodyum dust bana. Bir stek sodyum ver. Bakalım. Dın. Evet. Bunlar işine dursun. O zaman. Ve şunlar da oldu. Evet. Medium voltaj ve high voltajını beraber ilerlettiriyorum. Sen bakalım. Basarınız. Sen de high voltaj istiyorsun. Tamam, aynı şekilde sen de high voltage istiyormuşsun. Senden kaç tane? Şunun 48 tane. Yani bir 48 tane daha nitrojen sele ihtiyacım var.
Gel bakalım. Evet. İhtiyaç duyduğumuz bütün nitrojen seller bunlar şu an. Tabii daha fazla da gerekecek. Tabii nitrojen sensiz de yapabilirim de daha hızlı olsunlar. Nitrojenin üretimi neticede zor bir şey değil. Şurası üretiyor pasif pasif. Evet. Ya bir de tiny stainless steel fluid pipe lazım bana. Şimdi. 12 tanesi için 12 tanesi için 16 tane istiyor. 48. Stainless steel. 32 tane gel bakalım. Tamam, totalde kaç tane var? Çok var. Burada size göre. Şimdi gel bakalım. Gel bana. Mujing diye. Bir stack. Seni sizleri buraya koyalım. Sizler şöyle gelin. Evet. Süper konduktör. Ah. Ha tabii bu dolmuş. Klorlar. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftediğin günler. İyi eğlenceler.